Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Sosyal medyanın nabzını tutan program hashtag'de bu hafta yine sevgili Çağıl Özgü Özkul'la birlikte sosyal medyada bu hafta neler ön plana çıktı. Her zaman olduğu gibi ekranlarınıza taşıyacağız. Çağıl'cığıma hoş geldin diyeyim öncelikle. Nazlı hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi son derece keyifli bir program. Sizler için hazırladık. Tabii ki yayın akışımızda biraz o hafta neler ön plandaysa biz de onları konuşuyoruz. Sosyal medyada neler en çok paylaşıldıysa onlara yer veriyoruz ama Euro 2016 heyecanı artık başlıyor. Başlamak üzere diyelim evet. Hatta. Onunla ilgili güzel şeyler bizler de toparladık sizler için akışımıza koyduk. Tabii futbol dışında diğer branşlardan da bazı güzel paylaşımlarımız olacak. Şimdi artık önümüzde yaklaşık bir ay boyunca sevgili izleyiciler Euro 2016 heyecanı yaşanacak. Bunun dışında tabii futbol severlerin ayrıca takip ettiği organizasyonlardan bir tanesi Copa Amerika'da var. Ama biz bugün biraz ağırlıklı olarak Euro 2016'ya yöneleceğiz. Bize GS TV etiketinden görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Şunu da soralım. Milli takımın neler yapabileceğini düşünüyorsunuz bu turnuvada? Neler bekliyorsunuz milli takımdan? Bunları da bize GS TV etiketinden gönderirseniz biz de sevgili Çağıl'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca okuyacağız. Şimdi hızlı bir giriş yapalım. Hemen bir Euro 2016 maç takvimini ekranlara getirelim. Yoğun bir süreç bizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Görmüş olduğunuz gibi hemen ekranlara geliyor. Bugün itibariyle Euro 2016 heyecanı Fransa-Romanya maçının açılışıyla, açılış maçıyla, ev sahibi Fransa'nın açılış maçıyla başlayacak. Hemen arkasından dolu dolu günler bizi bekliyor. Artık yaklaşık bir ay boyunca cumartesi, pazartesi, salı herhalde futbola fazlasıyla doyacağız diye düşünüyoruz. Hangi statlarda oynandığını da görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Üst tarafta bütün statlar yer almış. 2, 4, 6, 8, 12 statta oynanıyor değil mi yanlış bilmiyorsam? 10. 10 statta oynanıyor özür dilerim. 10 statta oynanacak Euro 2016 maçları. Benim sadece tek endişem terör tehdidinin hali hazırda hala devam ediyor olması. Tabii ki herkesi muhakkak endişelendiriyordur. Fransa'da her seferinin üzerine basarak terör tehdidinin devam ettiğini söylüyor. Artık alabiliriz bu görüntüyü ekrandan. Yani tabii ki gönül istiyor ki hiçbir sıkıntı yaşanmasın, hiçbir kötü olay yaşanmasın. Evet. Tadında güzel bir turnuva seyredelim. Yani zaten olaylar ilk yaşandıktan sonra da hemen konuşulan öncelikli şeylerden biri hayat biraz normale dönmeye başladıktan sonra Euro 2016 yine Fransa'da oynanacak mı şeklindeydi. Bu konu önemli bir süre spor gündemini belirledi aslında. Sonrasında o beklenen açıklama geldi. Evet Fransa'da devam edecek. Daha önce planlandığı şekilde olacak. Ve sonrasında da şimdi turnuva yaklaştıkça son aylarda da hep güvenlik önlemlerinin ciddi, çok yoğun olacağını belirttiler. Hı hı. Ama bazen de hani bunu Türkiye için de çok söylemiyorum ama bu olaylar yaşanırken belki de bütün güvenlik önlemlerini zaten almış oluyorsunuz. Hı hı. Normal yani bir şekilde her şey devam ederken bunlar oluyor. Hı hı. Avrupa'da özellikle. O yüzden bilmiyorum yani umuyoruz böyle şeyleri hiç konuşmayacağız ve normal futbol oynanacak, devam edecek. Bu arada Fransa üçüncü kez bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu konuda da çok tecrübeliler. Yani dümen biraz 84'tü değil mi bir önceki? Evet. Öyle kaldı. Şunu düşündüm dün bayağı oturup ya o kadar zor bir iş ki şu organizasyonu gerçekleştirebilmek. Tabii. Yani 24 tane takım var. Bu takımın oyuncuları, staffları, ne bileyim işte kalacakları yerler. Bir de sürekli maçlar evet. Farklı şehirlerde oynandığı için sürekli takımlar da yer değiştirecek. Ciddi anlamda çok yorucu ve zor bir organizasyon. Ve tek bir ülke ev sahipliği yapıyor. Evet. Zaman zaman hani çoğunlukla da öyle görüyorduk. İki ülkenin ev sahipliğinde evet. Gerçekleşebiliyordu. Şimdi tek bir ülkede 10 farklı statta oynanacak. Bakalım. Ya şunu düşündüm bir de. Acaba Türkiye ne zaman böyle bir Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir dedim ama biraz zor gibi gözüküyor. Önümüzdeki yani bir süreçte. Şekilde herhalde şu anda burada olsa bizim güvenlik tehdidimiz ve paniğimiz şu anda daha fazla olurdu. Kesinlikle katılıyorum. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Maç takvimi bu şekilde sevgili izleyiciler. Türkiye adına pazar günü başlayacak Euro 2016 heyecanı. Aslında eski tanıdığımız bir dost diyelim Hırvatistan. Euro 2008'de de karşılaşmıştık. Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile yakından tanıdığımız isimler. Onlar da bizi çok yakından tanırlar. Hırvatistan'la yapacağız açılış maçını. Bunun dışında grubun favorisi olarak tabii ki İspanya gözüküyor. İspanya hatta sadece bence grubun favorisi değil, turnuvanın da favori
takımlarından bir tanesi. Her ne kadar son programda konuştuğumuz gibi bir kabuk değişimine de gitseler, İspanya futbol konusunda zaten görülüyor. Şampiyonlar Ligi'ni de aldılar. UEFA'da bir İspanyol evet. takımına gitti. Yani futbol konusunda kendilerini son yıllarda da ne kadar geliştirdiklerini de görüyoruz herhalde. Milli takıma da yine yansıyacaktır ki son şampiyon ünvanıyla geliyorlar yine. Evet ya, bu çok önemli ama bu turnuvaların biraz güzel tarafı da bazen böyle takımlar umduğunuz gibi çıkmıyor. İşte büyük ekoller erken veda edebiliyor ya da kupaya yaklaşamayabiliyor. Türkiye'nin en zor maçı İspanya olur diyoruz, hep öyle konuşuyoruz ama diğer maçlar olmaz. Yani hiç belli olmaz. Evet, aslında ki bence turnuva için güzel şey ya, bu hiç belli olmaz. Bir de açılış maçı da özellikle zor olur zaten. Evet. Ayrı da bir heyecan olur. Bir de Türkiye 8 senedir bir şampiyonada yer almıyor. Onun da ayrı bir heyecanı olacaktır mutlaka. Evet, güzel bir jenerasyon yakaladık. Hırvatistan'ın da gerçekten bence favori ekiplerden bir tanesi. Çok sağlam bir kadrosu var. Çok heyecan verici bir kadrosu var. O açıdan da zor da bir maç bizi bekliyor. Sevgili izleyiciler, şimdi formalar da çok merak ediyordu. 24 takım hangi formaları giyecek? Hemen o da geliyor ekranlara. Görmüş olduğunuz gibi A grubu, B grubu, C grubu ve D, E, F gruplarında hangi takımların hangi formayı giyeceği geliyor ekranlara. İlk grubun ilk iki takımları var şu an. Hemen yönetmenimize soralım. Diğer takımlar var mı? Sevgili yönetmenim, beni duyuyor musunuz? Evet, diğer takımlar da varmış. Görmüş olduğunuz gibi D grubunda da hemen biz göze çarpıyoruz. Türkiye'nin çok eleştirilen formaları. Evet, çok eleştirildi. Bir de, sen ne düşünüyorsun? Ya ben aslında beğendim ama turkuaz formada, turkuaz beyaz formada ilk çıktığımda da söylemiştim. Konç rengini, yani çorap rengini açıkçası çok beğenmedim. Kırmızı siyah zaten beğendiğimi söylemiştim önceden de. Bilmiyorum, turkuaz beyazda çorap biraz daha farklı bir renk. Yani ya beyaz geçişli ya turkuaz devam etseydi biraz daha Euro 2008'i hatırlatan evet. bir forma kıvamında olacaktı. Güzel bence. Onun dışında bakıyorum. Böyle tabii çok benzer de çok, görünüyor formalar birbirine. Ya bizim formamız bir de Slovenya ile de aynıydı. Evet. Gerçekten bayağı benzerdi bizim turkuaz beyaz forma. En son hazırlık maçında o da çok eleştirilmişti aslında, formalar ne kadar benziyor diye. Hemen yönetmenimden rica edelim, bir öbür fotoğrafı da getirebilirseniz. Bakalım başka gözümüze çarpan güzel forma ne var? Ya benim öyle çok favorim olan bir form... Ya tabii... Belçika'nın formaları güzel bence. Evet, ben bir de enteresan bir şekilde Hırvatistan'da formalarını evet. bilmiyorum, beğeniyorum. Onların da o aslında bildiğimiz bir, evet, şeyleri. Yani o çok klasiğin dışına çıkmıyorlar. Evet, çok klasiğin dışına çıkmıyorlar. Onlar da hep bir belli bir çizgide devam ediyor. Hep hani böyle bir klasik bir Arjantin forması, Almanya forması evet, hep vardır. Evet. Onlar da biraz onun dışına çıkmamışlar. Fransa'nın da formasını beğeniyorum. Mavisi güzel. Benim aslında hep hoşuma giden klasiklerim arasında İtalya forması da vardır. Ah evet. Onlar da göz. Biz aslında bayağı forma beğeniyoruz. Beğeniyorum. Almanya'yı da beğendim tabii. Almanya da güzel evet. gerçekten. Ayrıca bir de bir oyuncuların üstünde de görmek gerekiyor herhalde bu formaları. Artık bugün itibariyle de görmeye başlayacağız. Heyecan son sürat devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Euro 2016'da 24 takıma kimler kaptanlık yapacak, bir de ona göz atalım. Hop, hemen geliyor ekranlara. Benim buradan ilk tabii ki hepimizin herhalde gözüne çarpan Schweinsteiger, Arda, Buffon, Cristiano Ronaldo, Rooney. Evet. Benzemiş. Bayağı benzetmişler. Çok güzel olmuş. Güzel yapmışlar gerçekten. Arda hiç benzememiş bence. Benzememiş mi? Benzetemedim. Bakalım böyle de Petr Cech zaten. Cech'i benzetmek çok zor değil. Çok zor değil evet. Ve İbrahimovic burada en göze çarpanlar arasında. İbrahimovic de var. Onun da hala hangi takıma gideceği, ne yapacağı, ne edeceği çok merak edilen konulardan bir tanesi bu transfer döneminde. Acaba ne olacak? Gidecek mi Manchester United'a? Yani imza gelecek diyorlardı. Ne zamandı? 17'sinde mi? Ha, 17'sinde evet, öyle bir şey demişsin ama 17'sinde bir açıklama herhalde yapacağım. Herhalde oldu o iş diye düşünüyorum ben. Ben o gözle bakıyorum. O gözle bakıyorum. Ben de ya. O biraz böyle bir heyecan yaratmayı seviyor ama çünkü Mourinho ilk kez bu kadar net düştü bir şey ve evet. konuşuldu üzerine. Hani şu ana kadar hep söylentiler vardı ama böyle bir isim düşmemişti. Bence o oldu. Nasrat oldu. Yani bir de orada Mourinho faktörü de olduğu için bence evet. Hem Mourinho istediği oyuncuları hem alır hem de o da gitmek ister. Evet, gitmek ister. Hep
ne kadar bir kez daha Mourinho ile çalışmak istediğinde her seferinde dile getiriyordu sevgili izleyiciler. Şimdi enteresan bir istatistik getireceğiz ekranlarınıza. Son iki gündür Türk'ün gücünü sosyal medyada bir kez daha görüyoruz sevgili izleyiciler. Euro 2016 sırasında gün içinde Twitter'da en fazla konuşulan ülkenin bayrağı Eyfel Kulesi'nde dalgalanacak ve tabii ki bizim konu birlik olma olduğu zaman tek olabildiğimiz yer sosyal medya olduğu için hemen gördüğünüz gibi son 24 saat içinde Türkiye etiketiyle 397 bin tweet atıldı ve görmüş olduğunuz gibi yüzdenin büyük bir kısmını Türkiye kaplıyor. Çok bir şey, gerçekten. Sosyal medya konusunda gerçekten acayip bir ülkeyiz yani. Hani birlik olma konusunda yani bir saat içinde her şeyi yapabiliriz. Bence sosyal medya gücü yüksek Türkiye'nin. Evet, keşke normal şeylerde de, normal hayatta da o birlik olsa, olma gücümüz olsa. Şey güzel ama değil mi? Bunu çok hoş düşünmüşler Eyfel Kulesi'nin, evet, işte en çok konuşan takım ülkenin bayraklarıyla. Bakalım ama ne zaman olacak acaba? Yani bu herhalde dün, bugün itibariyle mi? Ya bugün itibariyle ya da yarın belki gerekiyor. Hani bugün başladı, yarın itibariyle olabilir. Olabilir. Her gün yanlış bilmiyorsak sevgili izleyiciler, gün içerisinde Twitter'da en fazla konuşulan ülkenin renkleri Eyfel Kulesi'ni kaplayacak. Ama herhalde her takıma bir günlük verirler. Yoksa bizim millete kalsa biz 30 gün boyunca atılan tweetlerle, tabii 30 gün boyunca Eyfel Kulesi'ni kırmızı beyaz görürüz. Şimdi milli takımla ilgili farklı bir istatistik daha var sevgili izleyiciler. Bu da çok konuşuldu. Enteresan geldiği için ekranlarınıza taşıyalım dedik. A milli takım turnuvada boy ortalaması en düşük ikinci. 1.81 boy ortalamamız varmış. Kilo ortalaması da en düşük birinci takım. Benimle aynı boydaymış takımın ortalaması. Değil mi? Kilo da 74,3'müş ortalaması. Orada da bir 25 kilo fark var. Yani en düşük ikinci takımsak. En zayıf da galiba bizmişiz. Bugün gazetede vardı öyle, evet, bir haber. Evet, işte en düşük kilo ortalaması en düşük. Evet. Birinci takımda biziz 74,3 kiloyla ama biz en düşük boy ortalaması olan ikinci takımsak turnuva genelinde bayağı herkes 1.90 falan herhalde. Basketbol şampiyonası mıydı acaba? Biz futbol diye gelmiştik diye ama. Evet, bayağı o kadar tabii 90'ları çıkan yoktur ama muhtemelen. Herhalde yani bu civarda geziniyordur diye tahmin ediyorum. Yani en fazla yani o da işte 3-5 santim falan oynuyordur muhtemelen yani. Aynı. Belki santraforlar ve stoperler. Yani evet, yine takımın en uzunu genelde bir klasik kaleciler, evet, olduğu için Volkan Babacan gözüküyor. Burak Uzun, Hakan Balta Uzun. Evet, Mehmet Topal Uzun. Mehmet Topal Uzun. Ozan Tufan değil mi? Ozan Tufan Uzun. Diğer ön hat genelde. Önde zaten genelde kısalar mıdır? Hep öyle kısalar çöksün denirdi eskiden takımlarda. Bu da onun gibi bir şey olmuş herhalde. Bizde boy ortalaması en düşük ikinci takım olmuşuz turnuvada sevgili izleyiciler. Şimdi terörden bahsettik. Evet, hem Fransa terör tehdidinin devam ettiğini üzerine basarak her seferinde söylüyor sevgili izleyiciler. En son Amerika'da Fransa'ya bir uyarı yapmıştı terör tehdidi konusunda. Gökçen Eke, namı değer karikatürella, böyle de güzel bir karikatüre imza attı turnuva öncesinde. Teröre hayır diyerek. Çok güzel olmamış mı? Çok beğendim. Çok anlamlı zaten. Evet. Evet, çok iyi şeyler çiziyor. Gizledik. Konusunu çok iyi seçiyor. Çok güzel aktarıyor. Eline sağlık. Evet, çok güzel olmuş. Yine bir stadın üstünde bir taraftar. Üstünde her takımın bayrağının yer aldığı bir tişört giyiyor. Çok güzel, çok anlamlı mesajlar veriyor Gökçen Eke. Yine bir turnuva öncesinde de bu karikatürü sunmuş sevgili izleyiciler. Şimdi enteresan bir konuya değineceğiz sevgili Çağıl'la birlikte. Çok keyifli bu, çok bence. Çok keyifli, evet. Eminim sizin de çok hoşuna gidecektir sevgili izleyiciler. Şimdi tek tek çok fazla oyuncu alamadık tabii ki. Çünkü gerçekten 24 takım var ve 24 takımı baz alırsak yüzlerce futbolcuyu ekranlarınıza taşıyamayacağımız için. Şöyle kısaca futbol dünyasında öne çıkan isimleri aldık. Euro 2016'da boy gösterecek futbolcuların geçmişteki ve şimdiki halleri geliyor ekranlara ve ilk olarak genç Rooney karşınızda. Çok bir değişiklik var mı? Bence var. Yani şöyle Harry Potter'daki değişimler gibi ilk filmle son film arasında büyüyordu ya çocukla. Evet. Onun gibi. Evet, şimdi bu Rooney'nin geçmişteki hali ve şimdiki hali gelsin ekranlara. Evet, bu da artık Kaptan, evet, Rooney. Ya bence çok farklı. Şu anda da böyle Boyhood filmi vardı hatırlayacaksın. Evet. O da hani film yıllar boyunca çekilmişti. İşte filmin baş karakteri, kahramanımız zamanla büyüyordu ve her halini görmüş, evet, olduk o filmde. Biraz şimdi bu da onun gibi. Biz de aslında bir şekilde
bu sporun önünde gelen isimlerinin yaşlanmasına evet, maalesef evet, tanıklık ediyoruz. Büyümelerine şahitlik ettik diyebiliriz değil mi? Hani böyle gözümüzün evet, önünde büyümüş gibi yani sanki biz de böyle çok yaşlıymışız gibi olacak ama gerçekten işte, şahitlik ettik. Evet. Güzel evet Rooney de Rooney bunlardan gençliğinden kaptanlığa doğru emin adımlarla ilerledi. Sıradaki futbolcumuz geliyor ekranlara bakalım kim var. Yakından tanıdığımız bir isim Mesut Özil. Saç da, renginde bir değişiklik. Evet, yapma gereği taraflarda bir ilerledikçe. Şarkı 04'te forma giydi. İyi olmuş ama iyi, saçın evet, değiştirdiği bence. Yani bir tarz özellikle arkaları kısaltması kendisi açısından evet imaj açısından iyi olmuş hemen. İyi bir hamle. Mesut Özil'in şimdiki hali gelsin ekranlara. Yani, bayağı değişmiş. Değil mi? Çok. Bayağı hakikaten yani. Formayla birlikte. Formayla birlikte de evet. Güzel bir değişim yaşamış Mesut Özil. Gönül isterdi ki Türkiye formasını giysin ama ne o da Almanya'yı tercih edenlerden oldu. Evet sırada kim var hemen bakalım. Aa, Pique. Bunu görmemiştim ben. Görmez olaydım mı diyorsun şu gibi biraz yani. Ben de Shakira görmez. Ya Shakira ile saçları aynı. Aynısı. Evet gerçekten şöyle bir bakınca. Yani çok kötüymüş saçları hakikaten yani, bayağı olacak kötüymüş gibi değil. Bir de şimdiki hali gelsin Pique'nin. Ama bir ara gerçekten her futbolcu da böyle... Ya evet ama... Tansiyonunu düşüteceğim. Bir ara gerçekten her futbolcu da vardı bu saçını abuk subuk renklere boyatma modası. Pique'de o yani hem saç boyalı koyduğumuz... hem modeli enteresan bütün saç ıslak gibi bir görüntü evet, uzun falan. Olmuş. Şimdi yani bu bile bence... Gereksiz bir saç. Buradan Pique'ye sesleniyorum. Değil mi? Şu saçın önünün ne gerek uzunluğu var bu kadar? Yapılı yapılı ya saçlar. Evet. Bir de maç esnasında da pek bozulmuyor yani. O da enteresan. Evet. Hep aynı şey. Bizim burada da arkadaşlarımız var ya hep aynı bölge. Evet, değil mi? Şöyle saçlar şöyle erkekler. Onlar da bizi böyle eleştiriyor mudur acaba? Kesin. Özellikle. Evet. Pique'de böyle gelişimini güzel geçiren isimlerden bir tanesi. Bir sonraki futbolcumuz bakalım, bakalım kimmiş. Bakalım kim? Bir an tanıyamadım. Gareth Bale geldi ekranlara sevgili izleyiciler. Ama Bale'de var bir şey. Yani çok değişmemiş bence. Evet surat bilmiyorum yapısı, evet, hatları çok değişmemiş. Bana da öyle geldi. Evet saçında bir değişiklik olmuş. Bir de şimdiki haline bakalım. Yok ya değişmiş galiba. Yok, geri evet, alıyor. Şu saçı bence şu an yani galya havasından artık çıkmış biraz. Orada sanki bir galya havası var. Burada biraz daha işte Madrid havasına. Madrid havasına girmiş diyorsun. Ben bu saçından çok hoşlanmıyorum yani. Yok ben de. Bir ara Gareth Bale'e yürüyen 100 milyon diyorlardı ya doğru. Sence hakkını veriyor mu peki aldığı paranın? Zaman zaman veriyor. Hı. Zaman zaman yani. Ama sonuçta ya çok önemli bir oyuncu. Şimdi çok ama öyle, bu kadar büyük bir değere sahip. Gerçekten hı-hı, değerden bahsediyorum senin söylediğin gibi. Çok 100 öyle milyonluk bir oyuncu. Yani Real Madrid milli tarihinin en pahalı. Üzerlerinde de büyük baskı oluyor ve takımın de, iyi olması da gerek. Şimdi... Galler de ilk defa bir Avrupa Şampiyonası'na evet, katılıyor. Onların da üstünde büyük baskı vardır. Tabii futbol severler de haliyle merak ediyor ne yapacaklar, evet, ne edecekler diye. En çok da tabii ki gözler Gareth Bale'in üstünde olacak sevgili izleyiciler. Ne zamanmış onların maçı görebiliyor musun? Tam ona bakıyorum şu anda. Az sonra söyleyeceğim. Onlar da evet yeniden hatırlatalım. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecekler. Genç bir kadroya sahipler. Aslında milli takımlar bazında da öyle çok da bir başarıları evet, yok bugüne kadar. Bakalım. Turnuvanın sürpriz yapan, turnuvaya renk atan isimlerden, takımlardan biri muhakkak olacaklardır ama bir sürprizle imza atacaklar mı? Cumartesiymiş saat 7'de olarak görünüyor. Evet Galler'in maçı Galler, cumartesi günü oynanacak. Şimdi sıradaki futbolcumuz hemen gelsin ekranlara. Fabregas. Ben küçükken ne severdim Fabregas'ı şu anda hatırlıyorum. Böyleyken yani, böyleyken değil tabii ki. Bu bir ara herhalde şu arkadaki saçları uzatmak modaymış. Modaymış evet, evet. Çok enteresan. Evet, hemen Fabregas'ın şimdiki hali gelsin. Daha fazla hemen bu haline maruz onu kalmayalım. Bu da artık son hali. Neyse ki ama böyle şeyler oluyor yani. Biz sonraki programa da bizim böyle mesela çocukluk fotoğraflarımızı bulup yollamazlar inşallah. Bu kadar dalga geçsiz alınsınlar. Siz bu kadar şey yapıyorsunuz. Biz de kendinize bakın diye. Şimdi az sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Ancak çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından buradayız. Kısa bir reklam arasının ardından hashtag kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Euro 2016'da boy gösterecek öne çıkan yıldızların geçmişteki ve şimdiki halleriyle devam edelim. En son
Fabregas'ı ekranlara taşımıştık. Hemen yönetmenimizden rica edelim. Sıradaki kalecimiz geldi ekranlara, Joe Hart. Çok ben değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, bu gençlik hali hemen şimdi sarışınlar zaten yaşlanıyor. Yaşlanmıyor değil mi? Öyle bir şey yok. Onlar çabuk mu yaşlanıyor? Ya aslında yaşlanıyor ama bir hatlarında falan çok değişiklik bence olmuş. Bence de yok. Şimdiki hali bir gelsin ekranlara. Yok ya, yok yani. Olur bu kadar. Büyümüş. İyi olmuş tabii. İyi olmuş, evet. Fabregas kadar hızlı geçmemize gerek yok. Yani. İngiltere neler yapacak bu turnuva? İnanılmaz merak ediyorum. Yani. Konuş, bir de çok enteresan gruplarda şeyler var yani. İngiltere Galler'le oynayacak mesela. Evet. Onları da merak ediyorum, o maçların havası de, nasıl olacak. Avusturya Macaristan. Takımlar gruplardan çıktıktan sonra da erken final niteliğinde de çok maç seyredebileceğiz aslında finale gelene kadar. İngiltere nasıl gerçekten hem ben eminim sen de futbol severler neler merak yapacağını ediyoruz. Çok merak ediyor. Çünkü bence gerçekten turnuvanın en iyi kadrolarından bir tanesine sahipler. Ama işte Premier Lig'de yakaladıkları başarıyı milli takım bazında yakalayamıyorlar. Geçen kimle konuşmuştuk? Esat Yılmer. Esat abi şöyle bir şey söylemişti. Premier Lig takımları kendi aralarında oynadıklarında evet çok üst düzey keyifli, bir futbol, evet. keyifli bir futbol oynuyorlar ama kendileri dışında oynadıkları takımlarla yani gidip bir İspanya'dan ya da farklı bir ligden bir takımla karşılaştıklarında aynı başarıyı yakalayamıyorlar. Liverpool seviye gibi. Kesinlikle. Aslında bir noktada doğru. Hem milli takım bazında baktığımızda hem de kulüpler bazında baktığımızda doğru. Uzun zamandır hiçbir başarı yakalayamamaları aslında herhalde biraz da bir şeyi gösteriyor. Bir şey var demek ki yanlış. Evet. Nasıl bu? Sadece olabilir? kendi liglerini o kadar üst seviyeye çıkardılar ki hakikaten Premier Lig şüphesiz en kaliteli, en kaliteli lig herhalde. En tabii dış yani yabancı oyuncuların da katkısı var bunda. Premier Lig'e gelen, akın akın gelen, isteyerek gelen. Ya ama işte o Premier Lig'deki o tempolu üst düzey futbol herhalde o maçın 90 dakika temposunu hiç düşmüyor oluşu herhalde biraz daha keyif veriyor. Yani evet kendi aralarında oynadıkları maçlar yani ligin en altında oynanan maçlar da bana aynı keyfi veriyor Premier Lig'de. Üst hatta da oynanan maçlar bana aynı keyfi veriyor. Ama evet bir Avrupa arenasında ya da milli takım bazında bakıldığında enteresan bir şekilde başarıları yok. Evet. Ya bakın bu turnuvada bunu değiştirebilecekler mi merakla bekleniyor ama. Ben bilmiyorum. Ya bir de enteresan bir şekilde acayip de bir turnuva tecrübeleri var. Her turnuvada varlar. Yani bir şekilde. En azından o ekolü devam ettirebiliyorlar da. Bir şekilde varlar. Ama ben çok aşırı ümitliyim yani bence. Öyle mi diyorsun çok aslında? Yani. Benim favorim tabii ki bahisler Türkiye kaç ama veriyor acaba? Bilmiyorum. Onu Berkay Aslan'a sormak lazım. Buradan sesleniyoruz Berkay. İddiayı yani izleyeceğim sanırım. Tabii ki favorimiz Türkiye ama benim Türkiye dışında da bir futbol sever olarak Almanya muhtemelen yani işte son Fransa dünya iyi şampiyonu. Ya, evet Fransa da iyi. Pogba'yı çok merak ediyorum özellikle sen neler çok yapacak. Zaten. Çok seviyorum Pogba'yı da. Ama bunun dışında da favorilerim arasında İngiltere muhakkak var. Yıldızlar geçti çünkü bence kadroları. Evet. Ben Belçika'yı da merakla maçlarını izleyeceğim. Belçika ikinci sıraya düşmüştü dünya sıralamasına en son değil mi? Onlar da çok enteresan mesela nereden nereye yani bir anda herhalde bir deli sonraki basama turnuvada daha da iyi oturmuş olacak herhalde. Onların kadrosu diye onların düşünüyorum. Onların da tabii kadrosu genç. Daha iyi bilir ama. Dinayer'den bakarsak mesela yola çıkarsak onlar da gerçekten genç bir kadroya sahip ama artık genç olarak adlandırmamak gerekiyor herhalde. Çünkü dünya genelinde bütün takımlar bu gençleşmeye, bu kabuk değişimine gidiyor. Hep konuşuruz. Hollanda, ben hep aynı örneği veriyorum. O ciddi anlamda değişikliğe gittiler. Evet bu turnuvada yoklar ama muhakkak bir sonraki turnuvada muhakkak olacaklar. İşte son Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmuşlar değil mi? Üçüncülük yaşadılar. Ciddi bir kabuk değişimine gittiler. Çok gençleştiler. Başarı yakalayamadılar ama bir sonraki turnuvada olacak. Artık biz de öyleyiz mesela. Ama bizim turnuvalarımız arasında işte maalesef 8 sene var. Bu gençleşmeye giden takımlar arasında bu kadar uzun süreler yok. O zaman o istikrarı sağlayamıyorsun. O jenerasyonda boşa gitmiş bir jenerasyon maalesef gibi oluyor öyle biraz. O uzun süreli şeyi yakalayabilmek lazım. Belçika için o yüzden bir sonraki turnuva daha hedef olur diye kesinlikle düşündüğümü belirttim. Bir de seninle de hep konuştuk. İşte eskiden 22-23 yaşındaki bir futbolcu için genç futbolcu işte gelecek vadeden diyorduk. Şimdi 16-17 maksimum 18 işte için söyleniyor bu. En güzel örneğimiz yani kendi penceremizden bakacak olursak bir Emre Mor örneği var. 18 yaşında 15 milyona Borussia Dortmund'a gitti. Çok enteresan. Dortmund demek ki bir şey görmüş ki hakikaten.
bu yatırım ve yapmış. Uzun vadeli bir kontrat haliyle evet, olması gerektiği bakalım. Şimdi önümüzdeki süreçte keyifle takip edeceğiz kendisini tabii ki. Acaba fiyatını kaça katlayacak? En kritik zamanı şimdi geçirecek ve belki oradan yıldız olacak bir oyuncu olarak gittiği yerden büyük bir yıldız olarak da çıkabilir. İşte Borussia Dortmund tahminen bence... Tahminen herhalde bu yöndeki böyle bir para ödeniyor. Evet katılıyorum. Dortmund bence bu işleri çok iyi başaran takımlardan bir tanesi. Hem kendi altyapılarından çıkardıkları, özellikle bence altyapı sistemleri... arada gözlemleme fırsatı yakalıyoruz böyle internetten yakaladıkça. Bence muazzam bir altyapı sistemleri var. İşte böyle genç oyuncuları da kadrolarına katarak ya sonra devam ettiriyorlar ya sonra farklı takımlara satarak mali bir gelir sağlıyorlar. Çok iyi oturtmuş durumdalar darısı Türk takımlarının başına. Evet. İnşallah. Yine çenemiz açıldı bizim Joe Hart üzerinden sevgili izleyiciler. Hemen bir sonraki oyuncumuz gelsin ekranlara bakalım geçmişten bugüne neler değişmiş ve favori isimlerimizden bakalım. Bir tanesi İbrahimovic. Şu anki hali tabii ki çok çok daha iyi İbrahimovic. O zaman da baby face'miş diyordum. Pek bir değişim olmamış yani. Evet hemen İbrahimovic'in bir diğer fotoğrafı geliyor. Bu, tabii ki bu haline. Yine baby face. Yine baby face. Pek bir değişik. Kendini olmamış. Öyle görüyor mudur acaba? Bence kesin o kesin görüyorum. Öyle görüyordur. Hep onun bir kendi dev aynasında görme durumu var ya. Muhakkak görüyordur. Bir tarz oturtturmak herhalde mesele. Yoksa herkesin kendine göre bir güzelliği ya da yakışıklılığı zaten var. Sonu olmayan bir mesele güzellik tabii ve canım. Yakışıklılık ama... Yani imaj değişikliği hani de sahada yani. Sahada tarz sahibi olmak bence önemli. Evet. İşte yani sporu yapma biçimin dışında, yani futbol oynama biçimleri dışında işte gol sonrası hareketleri, sevinçleri, kızdıkları anlardaki halleri, işte saçları, belki dövmeleri böyle şeyler herhalde futbolcunun tipini belirlemiş yani bir olur. De birçoğu idol olarak görülüyor. Muhakkak aslında her şeylerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kitlelere yön veriyorlar çünkü. Yani bir giydikleri ya da bir işte şimdi hani Ronaldo'nun tasarladığı bilmem ne ayakkabısı. Belki Ronaldo tabii ki tasarlamıyor onu ama Ronaldo adını veriyor falan. İşte milyonlarca satılsın o diye ve öyle de oluyor. Ya da işte İbrahimovic böyle bir saç yapıyor. Bizde mesela İlhan Mansız yani evet. Saçı düşünsene yani sokakta binlerce insan öyle geziyor. Evet, acayip bir şey. Çok evet kitlelere de yön veren isimler. Bunlar ve son olarak o ismi ayırmak istedik son bölüme ve Cristiano Ronaldo geliyor ekranlara sevgili izleyiciler. Mutasyonun örneği herhalde. Estetik nelere kadir dediğimiz durum tabii ki. Çok enteresan. Ama yani tabii insan kendine... Aslında şu an ilk kez normalde çok değiştiğini, acayip değiştiğini düşünmüşümdür ama ilk kez yani dişleri okey yapılmış. Bence sadece dişleri onun dışında bir şey yok zaten. Biraz kaşları... Kaşları farklı, ten rengi falan biraz farklı. Değişmiş. Yani... mütemadiyen solaryum kullandığı evet. için. İşte saçları tabii farklı. Ne var şimdiki mı hali şimdiki gelsin? Hali? Bakalım. Var. Oo. Bir de tabii vücudunun da ne kadar geliştiğini düşünürsek. Sanki bir de PRP mi yaptırmış değil mi? Bir gençleşme olmuş sanki. Bir öncekinden daha genç gibi geldi. Yüzünü biraz gerdirmiş. Bak göz kenarları falan. Hı. Ama kaz ayakları duruyor. Kaşları. Bir de insan tabii kendini nasıl iyi hissedecekse öyle yapması gerekiyor. Çok fazla etrafın ne düşündüğüne, aynen ne bildiğine. Sonuçta milyonlarca insan izliyor seni. Sadece futbolunu değil, tabii kendini ki. Rahat hissetmiyor olabilir eski haliyle. Evet, biz de Cristiano Ronaldo'nun son olarak bu halini ekranlarınıza getirmiş olalım sevgili izleyiciler. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda tüm zamanların en iyi 11'i de seçildi yapılan oylama sonucunda. Futbol severlerin hemen hemen ortak... 11'i desek herhalde yanlış olmaz. 10 kişiden bilmem herhalde 8'e benzer futbolcuları söyler. Şimdi kalede Buffon var. Yani bir de Buffon'un hala oynuyor olması tabii ki. Ya bu çok evet çok garip bir şey. Savunma dörtlüsünde müthiş. Maldini, Beckenbauer, Puyol ve Flipp Lahm. Çok iyi. Önlerinde bir tanıdık isim. Orta alan benim favorim ya. Bence gelmiş geçmiş hakikaten tek Avrupa Şampiyonası değil. Dünya genelinde de herhalde olabilecek en iyi orta sahalardan bir tanesi Iniesta, Andrea Pirlo ve Zinedine Zidane. İnanılmaz değil mi gerçekten? 3 tane yaşayan efsane ve ileride Thierry Henry, Van Basten ve Cristiano Ronaldo. Güzel bir 11 olmuş. Evet. Benim için olur yani. Olur, Van Basten'i. Ya şu an çıksalar ya zaten hali hazırda 1-2 3 tanesi zaten oynuyor. Ki bence aslında Pirlo da oynardı bu
turnuvada oynamamayı tercih etti. Yani Buffon'un oynadığı yerde. Her fırsatta yerde. Dile getiriyor. Evet, en son artık ben biraz alındım bu duruma maalesef. Son Dünya Kupası ile birlikte milli takım serüvenine son verdi Andrea Pirlo sevgili izleyiciler. Şu takım şu an çıksın yine bence. Oynar değil mi? İyi bir turnuva geçirir diye düşünüyorum. Yani bu hani Van Basten'i birazcık daha şey yapıyorum. Kaç doğumlu acaba? Birazdan ben ona bakacağım. Çok merak ettim. Bak. Onun dışında Zidane böyle veteranlar Puyolu turnuvası demezsin buna mesela. Yok. Yani. Puyolu'ya en son bir yardım maçıydı yanlış hatırlamıyorsam herhalde. Bir maçta gördüm yine bir topa alışı vardı. Gerçekten klasına yakışır bir şekilde. Hiçbir şey kaybetmemiş bence fiziğinden, kondisyonundan. Müthişti. Buffon'u zaten hala keyifle seyrediyoruz. En sonunda Juventus'la sözleşmesini bir yıl daha uzattı sevgili izleyiciler. Ve İtalya Serie A'da sezonun futbolcusu seçildi. Van Basten 64'lüymüş işte. O yüzden o biraz şeyi ortalamayı yukarı çekiyor. Ama olur bence ya. Tabii canım. Yani bir 25-30 dakika oynar gibi geliyor bana. Thierry Henry bizim aslında 2000 senesinden yakinen tanıdığımız isimlerden biri. Bir tanesi Maldini. Şu an çıksa yine herhalde hiç sıkılmadan 90 dakika keyifle izleriz. Güzel bir 11 olmuş herhalde. Tüm futbol severlerin ortak beğeneceği 11'lerden bir tanesi olmuş sevgili izleyiciler. Tüm zamanların en iyi 11'i. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na atılmış en iyi 10 gol gelecek ekranlara. Şöyle kısaca bir seyredelim, üzerine konuşalım. Torres'te Davis Silva dışındakilerin hiçbirini hatırlamıyorum demişim ben ama. Ben de evet. Yani 68'deki hariç. Ya şey çok ilginç mi şu an onu düşündüm. Panenka. Hayır evet. Bambaşka bir şey söyleyecektim. Kafam oraya gitti. İşte Çekoslovakya, Batı Almanya, işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani aslında dünya ne kadar değişiyor çok, bir yandan da. Canım. Hani bunu spor şu anda öyle gördük ama. Tarihin de değişmesiyle birlikte evet. Evet. Acayip şeyler. Siyasetin de bir şekilde evet. Devletler değişiyor. Devletlerin yani de değişmesiyle şeyler, birlikte. Bölünenler, birleşen. Evet, futbola yansımasında görüyoruz. Herhalde bunlar arasında benim de favorilerimden olacak bir tanesi Panenka'nın atmış olduğu o penaltı 76'ydı yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Literatüre geçen bir penaltı oldu. Artık Panenka İsmiyle, penaltısıyla Allah. Olarak biliyoruz. Onun için herhalde bize de en yakın olanlar 2008 ve 2012 Fernando Torres. Bu goller işte. Evet. David Silva. Bir de tabii ki 88 yılında Van Basten'in atmış olduğu golde herhalde her futbol severin hemen hemen aklında olan gollerden bir tanesidir sevgili izleyiciler. Şimdi gerçekten çok enteresan bir karar gelecek ekranlara. Çok fazla tartışıldı. Oldukça fazla tepki aldı ki gerçekten tepki almakta haklı olduğunu düşünüyoruz. Tam ekran olarak şöyle bir rica edelim gelsin. İran Futbol Federasyonu sünger bob pantolonu giyen kaleci Makani'ye 6 ay futboldan men cezası verdi. Oh olsun Nazlı yani bu nasıl pantolon? Burada giyilmez mi diyor. Ya tabii. Tişörtüne bak yani. Yani esprili yaklaşımına baktığımızda evet bir moda katili kendisi ama. Yani neye dayanarak? Podyumlardan men cezası verirse belki uygun yani olurmuş. Evet, neye dayanarak verilmiş bu karar aslında? Bunda bir anormallik var, var ya. Var. Bence bu böyle değildir yani inanmak istemiyorum. Böyleymiş. Böyle miymiş? Vallahi böyleymiş maalesef. 6 ay futboldan men edip moda derslerine başlaması için o kolay olur. Yani konu bir de İran olunca aslında evet, evet çok şaşırmamak gerekiyor aslında. Enteresan olmuş. Herhalde bir daha da artık böyle bir hataya imza atmaz. Sımsiyah kaleci Makarese'ye gidiyoruz. En mantıklı öyle yapmak gerekiyor İran'da. Şimdi
Yakın tarihte ülkemizde oynanacak ve dünya futbolunun yıldızlarının ağırlanacağı bir yardım maçı var, bilmiş olduğunuz gibi. Futbolunun yaşayan efsanelerinden yine Eto. Hemen ekranlara, tam ekran gelsin. Bu üzerine uzun uzun konuşulacak bu bir nedir ya? Kadro. Ya müthiş. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten müthiş. Gelecek mi sence hepsi? Bence yarısı gelmeyecek. Bence de gelmeyecek. Bana öyle geliyor. Ya buradan da çok net bir kere. Şey... Evet, buradan maalesef çok net gözükmüyor. Ben hemen şuradan bir telefondan bir açayım. Yani bir bakalım şöyle. Capello, Mourinho, Maradona. Ya bir kere zaten yukarıda Maradona'yı görünce bir çarpıntı geçiriyor insan tabii ki de yani. Sen özellikle çok ben, seversin Maradona'yı. Ben gideceğim mesela, geleceksin. Ben bir Pele olmasını çok gönülden isterdim ama maalesef. Senle biz bir gün bir münazarada buluşalım. Pele Maradona tarzı. Şimdi üst tarafta Fabio Capello, Jose Mourinho, Maradona ve Cannavaro var. Müthiş. Bu dört. Oyuncular olarak tabii ki Eto var. Böyle bizim tanıdığımız isimlerden Arda Turan var, Aubameyang var, Puyol var, Benzema var. Benzema'nın da Avrupa Şampiyonası'nda olmaması, evet, da çok tartışıldı. Çok kendisinin de ciddi Dembaba var. Var. Çok özlediğimiz bir isim var, Didier Drogba. Sadece kendisini izlemek için gideceğim. Başka hiçbir futbolcu umurumda değil diyormuşum. Devam edelim. Eden Hazard var, Adebayor var, Iniesta var. Bakıyorum şöyle, Kola Ture var, Diarra var, alt tarafta ya zaten Messi, şu alt tarafta Neymar. Messi'yi görmek yeterli olmuştur herhalde futbol Xavi severleri için. Xavi mi en alttaki? Evet, Xavi var, Neymar var, Okocha var, Okocha da yaşıyormuş, enteresan. Onun yaşı bayağı geçmiştir herhalde ya. Şu an yaşını tam hatırlayamadım ama. Herhalde her futbol severin kendi açısından baktığında kendi ayrı bir hayranlık beslediği bir isim vardır. Bence keşke hepsi gelse, çok sanmıyorum ama muhakkak yarısı gelecektir ki bir Maradona, bir Messi. Kaç Temmuz'du Nazlı? 16 mı? 14 mü? 16 Temmuz. 16 Temmuz. 16 Temmuz'da Antalya'da gerçekleşecek. Kimselere söz vermeyin. Kimselere söz vermeyin. Evet, ben mesela fırsatım olursa gitmeyi planlıyorum 16 Temmuz'da. Güzel bir yardım maçı bizi bekliyor. Yani en kötü şu kadrodan 6 tane isim gelse bile bence yeter canım. Yeter de artar diye düşünüyorum. Yukarıdan da Maradona gelsin. Maradona gelse, bir Jose Mourinho da gelse fena Mourinho'yu olmaz. Mourinho'yu getirdik daha önce ya. Getirdim de burada izleme fırsatı yakaladık. Maradona gelsin yeterli. Böyle de güzel bir kadro ile birlikte futbolun yaşayan efsanelerinden bir tanesi Samuel Eto güzel bir yardım maçına imza atacak. 16 Temmuz'da sevgili izleyiciler, futbol severler olarak tarihinizi şimdiden takviminizi o günü boş bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Ve geldik basketbola. En sevdiğimiz bölüme. Bildiğiniz gibi bir NBA finali oynanıyor sevgili izleyiciler. Golden State'de Cleveland final serisinde karşı karşıya geliyor. Durum 2-1'e geldi. Bir önceki hashtag'de ne demiştim? Bu seri eşitlenecek demiştim. Cleveland durumu 2-1'e getirdi. Çok acayip oluyor ama. Çok. Yani çok bir maç mesela böyle iyi oynayıp uçurum var aralarda. Böyle? Evet. Çok saçma. Çok acayip. Ya LeBron James gerçekten üst düzey bir evet. performansı imza attı son maçta. King. King, hakikaten King. Bursuna kendisine kral denmiyor sevgili izleyiciler. Hemen LeBron James son maçta, Golden State maçında nelere imza atmış? Hemen bir seyredelim, üzerine öyle yorumlarımızı yapalım. Klay Thompson and air balls, so Curry and Thompson each with air balls to start. James goes at Green, layup is good. Gotta take care of the basketball. Curry turns it over. J.R. Smith fakes, throws it back to Jefferson, into James. Curry back on Irving. Curry with two fouls, as does Irving have. Nice back door, and James throws it down. Poole, three ball corner pocket. How about LeBron moving without the basketball? And the lead is back to 16. Green blocked by James. Games of these finals, he's got to play better. Turns it over. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he throws it down. Like it was going to be a toss, lob pass out of bounds. LeBron James still has the athletic ability. Catches and throws it down. Mama, there goes that man.
That's a long distance alley-oop slam. Just amazing athleticism to catch that and then throw it down. I agree, it's a technical foul though. Physical taunt. James to the basket and a foul. Kral alev aldı deniliyor, boşuna denilmiyor. Her pozisyonu birbirinden keyifli. Bu hele inanılmaz. Özellikle Kyrie Irving'de yapmış oldukları o pozisyonu az sonra tek olarak ekranlara İzleyeceğiz, taşıyacağız. İzleyeceğiz değil mi onu? İzleyeceğiz tabii ki onu. Curry ile olan muhabbeti yok herhalde bizde. O da çok enteresandı. Curry ile olan muhabbeti sanki burada vardı. Var mıydı? Görmüştüm gibi evet. Oyunun durduğu anda Stephen Curry bir hadsizlik yaparak potaya gidiyor ve sen tabii ne yapıyorsun ki, orada oyun durmuş sen artık. Bir dur, sen orada bir dur. Burada ben varım diyor LeBron James. Sen git uzaktan at. Sen orta sahadan at. Pot altına gel. Pot altına gelme demiş LeBron James sevgili izleyiciler. Muhakkak siz de o görüntüye şahitlik etmişsinizdir. Çok keyifli, çok güzel bir maç oldu gerçekten. Ben hala serinin 2-2'ye geleceğine inanıyorum. Hatta neden olmasın, belki de Cleveland biraz zor gözükse de şampiyonluğu alabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar benim bu yaklaşımım sosyal medyadan hayalperestlik olarak gözükse de bazı şeyler hayal kurmadan olmuyor. Ya artık bu noktada bence çok şey değil. Neden olmasın ki? Yani bu kadar da abartılacak ya bir şey değil. Şimdi bu pozisyonu izleyeceğiz sevgili izleyiciler. Şu topu orada yakalamak ve ciddi anlamda potayla arasında mesafe var. Bakar mısın? Ve pozisyon gelişi de zaten yani çok iyi. Yeni planda dışında duruyor zaten aslında topu aldığında. Devam ettirelim. Oynat. Oynat Berkay'cığım. Geri alabiliyor muyuz bunu? Alamıyormuşuz. Ha. Öyle bir teknolojiye sahip değilmişiz daha. Neyse artık. Hayırlısıyla seneye. Tamam o şey zaman sevgili izleyiciler, bu son olarak izlemiş olduğumuz pozisyonu seyredelim. Evet. LeBron James, Kyrie Irving ikilisinin imza atmış olduğu muazzam pozisyon geliyor ekranlara. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he turns it over. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he turns it over. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Yani yere düşüyor, düşmüyor. Gerçekten. Yerde topu kaybetmiyor. Pozisyonu yaratıyor. Sonunda da smaca gidiyor. Ama tabii burada Kyrie Irving'e de bir alkış gerekiyor. Topu çok iyi noktaya bırakmış. Gerçekten çok keyifli ya. Çok güzel. Çok güzel. Biz izlemelere doyamadık. Biz bu seviyelere ne zaman geleceğiz işte acaba çok merak ediyorum. Ya bu arada gerçekten bizim ligimizde de çok keyifli maçlar bence, var ama. Bence evet. Ya bu NBA bence biraz farklı. Yani Euroleague formatı da ya Avrupa'daki basketbolla oradaki basketbol bence çok farklı. Değil mi? Kesinlikle. Ve ben tabii ya çok eskiden NBA tabii ki maçlarını izleyerek falan böyle çok keyifliydi ama bence şu anda Avrupa'daki Euro Cup'taki belli bir yerden sonraki son, maçlar ve evet. Euroleague atmosferindeki maçlar çok daha çok benim keyifli, hoşuma gidiyor. Bilmiyorum daha yapılabilir geldiği için. Ya evet hem biraz da öyle daha kendimize herhalde yakın hissetmemizle de biraz alakası var diye düşünüyorum. Biraz NBA biraz daha böyle hikayemsi bir tada sahip. Ulaşılması daha güç. Evet ama gerçekten çok iyi. Ya fizik olarak zaten bence LeBron James şu an olabileceği en üst seviyede diye düşünüyorum. Çok eleştiriliyor. Gereksiz eleştirilere maruz kaldığını düşünüyorum ki sezon genelinde de çok iyi bir istatistiğe sahip. Yine final serisinde de bunu ön plana çıkarıyor. Seride durum şu an 2-1. Bu seri eşitlenecek iddia ediyorum. Eşitlenmezse sonra konuşalım. Sonra evet. Naz demişti dersin. Şimdi çalıcığımın sevdiği görüntülerden bir tanesi gelecek ekranlara sevgili izleyiciler. Djokovic son şampiyonluğunu da yine elde etti. Yine elde etti ve ailesiyle birlikte tatile çıktı. Darısı başımıza. Tatil Djokovic. Olarak. Yani şampiyonluk değil de tatil olarak ben darısı başımıza. Ben şampiyonluk diyorsun. Ben şu an tatil kısmına odaklandım. Kesinlikle hak etti. Uzun zamandır finaline geldi ama kupasına sahip olamadı Fransa Açık'ta. Bir kariyerinde bir Fransa Açık yoktu galiba değil mi? O da var artık. Tam da beklediğim gibi. Hiç şaşırmadım. Bunları biz yıllar önce kendisiyle konuşmuştuk. Peki, tabii ki kariyerinde kendi başardığı bir başarı bu ama rakiplerinin de biraz saf dışı kalmasının da payı var mı? Bunu kabul edeceğini düşünmüyorsun herhalde. Ama etmelisin. Etmeli miyim diyorsun? Etmelisin.
Ya, yani bu şey gibi mesela. Ben de sadece onunla alakası, yani geçen yılda önemli başarıları vardı. Ya tabii ki, ama bu mesela şey gibi, mesela Galatasaray ligde güçsüz olduğunda diğer takımlar şampiyon oluyor falan ya. Yani hani biz olsak biraz daha ya biz şampiyon oluruz ya da hani biraz daha ne bileyim böyle işleri zor yani gidiyor gibi falan değil mi? Yani sen şimdi mesela şöyle bir şey mi söylüyorsun? Djokovic'in karşısında önemli bir rakibi yok mu diyorsun? Ya var yani ama bence ben Andy Murray değil. Bir tenisçi mi diyorsun? Ya Andy Murray hayranları buradan lütfen üstüme gelmesin ama gerçekten izlediğim en sıkıcı maçlar genelde Djokovic Andy Murray maçları ben oluyor. Ben de kendisinin büyük hayran değilim de. Yine son maçta Andy Murray Djokovic maçını seyrederken yine uyuyakaldım. Düşün, biliyorum ben nasıl söylemişsin. O kadar ben neşeli ve keyifli maçı bir olacak maç. Şey İyi ki de izlememişsin, boşver. Yani sonucunu bildiğim için diyor. Benim için Djokovic, Federer ya da Nadal maçları çok daha keyifli, çok daha ateşli, tempolu. Ya Andy Murray böyle çok sakin falan. İngiliz ben gibi hani tam böyle şey. Sakin böyle. Yani böyle surf. Bir İspanyol. Tam yani şey değil böyle. Bir o ateş yok onda. Evet Andy yani Federer, Nadal hani bunlar tabii ki Djokovic'in şansı oldu diyebilirim ama Djokovic tabii ki hak ediyor yani. Çok yani kariyerinde çok iyi işler imza atıyor genç yaşında. Evet. Bakalım daha neler başaracak. Artık çok başarmadığı bir şey de kalmadı herhalde. Kalmadı. Bu sezonu bakalım nasıl noktalayacak. Bu, onun için önemli. Bu doyum noktasını ne zaman yaşıyorlar acaba? Ben onu merak Bence ediyorum. Bence çok da yaşamıyorlar ve işte onun yaşamıyor olmaları o ama başarıları kazanmış olmalarının bir şeyi getirsin. Yani çok garip bir cümle kurdum ama. Federer'e biraz yaklaştı gibi sanki şampiyonluk sayısında. Yanlış bilmiyorsam çok yaklaşmadı ama. Bazı şeylerde geçti Federer'e. Evet onu biliyorum. Yani şu an hangi kupalar olduğunu, hangi turnuvalar bence olduğunu bilmiyorum ama. Bence bunun bir sonu yok. Ben her yeni turnuvaya aynı motivasyona çıktıklarını düşünüyorum. Tenisçilerin bence böyle bir mental düzeye sahip olduklarına inanıyorum. Dileriz. Bu çok zor bir şey çünkü. Çağla Büyük Ronaldo Akçayı. Gibi mesela. Doğru evet aslında. Yani bakıldığında aslında Ronaldo Messi'nin de birçok şey doyum noktasını yaşamış olması gerekiyor. Messi'nin kariyerinde bir dünya kupası yok işte mesela. Belki o da onu aldıktan sonra doyum noktasına ulaşır. Sharapova var mesela. O da evet. O konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Hak ettin Nazlı şimdi. Ne diyebilirim ki? Doğru evet. O da 2 yıl ben cezası aldı. Ben çok seviyorum da çok üzülmüştüm ilk yani. Evet maalesef. Duyduğumuzda. Ya ama işte ya tabii ki hocalarının, doktorlarının takip etmesi gerekiyor. Kullandığı bir ilacın doping listesine girdiğinden haberdar olmadığı için aslında biraz mağduru da oynadı zaten gibi oldu. Zaten ilk hani ama olay patlak verdi ve kendisi bunu çıkıp önce açıkladı ve oradaki işte her şey inanılmazdı bence. Yani acayip bir kurgu ekip işi bu. Tabii ki muhakkak. Tabii ki kendisi buna üzgün ve kırgın ve işte hayal kırıklığına uğramış da olabilir. Rol yapıyor demek istemiyorum asla ama o günkü işte kıyafet seçimi, işte saçının duruşu, ne bileyim vücut o makyajsızı, vücut dili, o kürsüdeki şeyi falan. Yani bunların hepsi mağrurlu, acayip bir görüntüydü ve işe yaramadı. Evet ama işe yaramadı. Yine işte enteresan işler oldu. Serena Williams şampiyon olamadı yine. Evet. Çok enteresan şeylere şahitlik ediyoruz. Ediyoruz işte. Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu gibi sporcularımız da bu turnuvalarda sıklıkla görürüz sevgili izleyiciler ve son olarak bir efsanenin fotoğrafı gelecek ekranlara. Aslında ona geçtiğimiz günlerde veda ettik ama tam anlamıyla bugün veda ediyoruz sevgili izleyiciler. Sadece boksun değil bence sporun hatta dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi Muhammed Ali bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte hep üzerine basarak söylüyoruz sadece bir boksör değil, bir sporcu değil, bir barış elçisi diyebiliriz herhalde. Evet. Birçok insana ilham kaynağı, bir idol, bir rol model saymakla bitmez herhalde onun sıfatları. Bugün kendisine son yolculuğa uğurlanıyor. Biz de son olarak kendisini böyle anmak istedik. İşte büyük insan bence böyle olunuyor. Çok. Büyük sporcu da böyle olunuyor. Hep diyoruz işte tamam saha içi performans ama saha dışında neler yaptığınız çok önemli. Bir de boks da zaten çok herkesin de çok tasvip ettiği bir spor olmadığı için aslında bir o ilgiyi toplamış sevdiren olması ve biraz yani maç önü maç sonu demeçleriyle de meşhur. O biraz daha sivri haliyle. Boksa ilgi de hep böyle çekilmiştir ya. O yüzden de önemli. Ama tabii yaptığı bambaşka şeyler işte savaşa gitmemesi, çok orada gösterdiği duruş, bununla birlikte kariyerinin en önemli döneminde uzak kalmış olması, aldığı hapis cezasıyla birlikte. Yani bunlar bilmiyorum şu devirde büyük sporcu tırnak içinde onlara baktığımızda hiçbir duruş gösteremediklerini gördüğümüzde bu duruşlar daha da büyük değer kazanmış oluyor. Aynen işte şu an yine
Üzüldüm ve sinirlendim. Sinirlendim. Ben anlıyorum seni. İşte senin de söylediğin gibi böyle büyük sporcu olunuyor. Öyle her bindiğin kayığın kürekçisi olarak olunmuyor, olunmuyor işte. Olunmuyor. Aynen öyle. O yüzden dünya tarihine böyle isimler geçiyor. Günümüzdeki isimler geçmiyor maalesef. Çok ben güzel bir fotoğraf vardı. Bunu unuttum. Biri paylaşmıştı. Ya dün ya bugün gördüm. ESPN'in şeyi manşeti olarak tasarlanmış ama galiba olmamış. O kadar güzel ki onu belki izleyeceğim son sosyal medyadan biz paylaşırız, görürler ya da kendileri takip etsinler. Ringin işte ipleri, şeyleri ne deniyorsa onlara. Bir kelebek uçuyor. Kelebeğin gölgesi de arı olarak vuruyor şeklinde yapmışlar. Şöyle göstersen bilmiyorum görünür mü? Kırık ekranım. Görünmez herhalde. Sen görüyor musun? Ben sana göstereyim. Evet görüyorum. Çok güzel olmuş. Kesinlikle sosyal medyadan paylaşırız, ararsanız, aratırsanız da bu güzel bulunur. Fotoğrafı görebilirsiniz. Gönül ister ki bu tarz efsanelere tanıklık edebilelim. Evet ben hiçbir Muhammed Ali'nin tabii ki maçını seyredemedim. Evet. Bizim büyüklerimizin sabaha karşı kalkıp izlediği maçlarda. Ona rağmen böyle konuşabiliyoruz. Yani çok, ne kadar evet. Büyük ve bizden çok sonra da böyle konuşulacak. Yani ben daha yine geçtiğimiz iki gün önce tekrar izledim ben Ali filmini. Her sporcu böyle olamaz. Zaten hep şuna inanıyorum. Ben her insan hayata bir amaçla geliyor. O da özel amaçla gelen insanlardan bir tanesi bence Muhammed Ali. Kitlelere yön verebilmek öyle çok kolay bir şey değil. Evet. Yani bir siyasetçi gibi de değil işte. Yani bir sporcu şansı, olarak bunu yapmak zor. Evet atıyorum hani kitlelere yön vermede bahsettiğimiz kulvarlar neler olabilir? İşte siyaset bunlardan biri olabilir ama aslında baktığınızda onu bence çok ayırmak gerekiyor. Çünkü spor, müzik yani bu gibi kulvarlar bu yeteneğe sahip olduğunuzda aslında o kadar da kolay yön verebilirsiniz ki doğruya ve iyiliğe doğru. Onu çok. Kullanmakta fayda var yani bir sporcu yeteneğin var senin bir branşa karşı. Belki işte Tanrı'nın eliyle birlikte sahip olmuşsun o yeteneği, onu geliştirmişsin. Ve artık milyonlarca insan senin adını sayıklıyor ve onu o noktada göstereceğin çok önemli şeyler var. Onu gösterebiliyorsan bence esas büyük insan oluyorsun. İşte Muhammed Ali de iyi ki bunu göstermiş sevgili izleyiciler. İyi ki biz de şahitlik etmişiz. Bir kez daha büyük efsanenin mekanında cennet olsun. Evet. Diyelim sevgili izleyenler ve bugünlük de biz gün ortası diyorum yine programlar karıştı. İşte gün noktalıyoruz sevgili Çağla Özge Özkul'la birlikte yine yaklaşık bir saat boyunca. Bu hafta sosyal medyada neler ön plana çıktı, sizler tarafından en çok neler retweet edildi, neler görüntülendi. Onları ekranlara getirdik. Çağla'cığım söylemek istediğim bir şey var mı? Nazlı teşekkür ediyorum. Yine çok keyifliydi. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.